Evet değerli dostlar, Vezir Köprü'nün Tek Radyosu'ndan sevgilerimizi, selamlarımızı sunuyoruz. Vezir Köprü'ye dair yerel gazetelerimizin haberlerini aktarmak üzere beraberiz. Evet, Vezir Köprü Vatandaş Gazetesi'ni değerlendireceğiz bu haftaki. Evet, Bakan Kılıç ilgileneceğim demişti manşet haberinde. 19 Mayıs Üniversitesi'ne bağlı olarak 2005-2006 akademik yılında eğitim öğretime başlayan Vezir Köprü'deki binasına ise 2006-2007 eğitim öğretim yılında taşınan Vezirköprü Meslek Yüksekokulu'nun dönem başında tamamlanan yurdu halen açılmadı başlığıyla yüksekokul yurdunun açılmasına dair beklentinin dile getirildiği bir haber yapılmış Vezirköprü Vatandaş Gazetesi'nden. Evet, yine sağlıkta yaşanan sıkıntılara vurgu yapan bir diğer haber. Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde sadece Samsun'a sek mi yapılıyor başlığı yer almış. Samsun'un en uzak ilçesi olan Vezirköprü'den merkeze uzak birçok mahalle bulunuyor. Buralardan rahatsızlanarak Vezirköprü'ye gelen vatandaşlar doktor olmadığı için Samsun'a gönderiliyorlar denilmiş Vatandaş Gazetesi'ndeki haberde. Evet, bir diğer haber, 40 sandalye 40 umut. Samsun Milletvekili Tülay Bakır'ın Vezirköprü'ye gelerek 40 adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine buluşturduğu haberi yer verilmiş Vezirköprü Vatandaş Gazetesi'nde. Yine kazanın yer aldığı haberler var. Vezirköprü Ticaret Sanayi Odası Akaryakıt Bayileri Ulusal Toplantısı'na katıldı denilen bir diğer haber. Vezirofa Kültür Merkezi'nde yer tahsis edilecek. Yine ilçemizi değişik etkinliklerde tanıtan derneklerimizden bir tanesi olan Vezirofa, Vezirköprü Ofa Kulübü Yeni Yönetim Kurulu Heyeti'nin Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edisi makamında ziyareti esnasında kendilerine verilen bir söz haberi yer almış Vatandaş Gazetesi'nde. Yine Vatandaş Gazetesi'nde köşe yazısında Gökhan Teker, bu faydalar neden Vezirköprü'de olmasın başlığıyla kentleşme ve sanayileşmenin bir ilçeye katkılarına değinilmiş. Yine Vatandaş Gazetesi'nin dikkat çeken, merakla beklenen sayfalarından bir tanesi olan Anı İnceleme Araştırma bölümünde 50 yıl önceki Vezirköprü'nün fotoğraflarına yer verilmiş değişik haberlerle. Evet, 3. sayfasında yine 1. sayfada paylaştığımız haberlerin devamları yer alıyor. Kazalar ağırlıklı yer tutuyor yerel gazetelerimizde. Temennimiz bu tür kazaların yaşanmaması, herkesin gerekli dikkat ve özeni göstermesi. Evet, 3. sayfada yine sağlık haberinin devamı yer alıyor. Merzifon hattı Amasya Valiliği'nde denilmiş. Vezirköprü'nün komşu ilçe Merzifon ile gidiş gelişini kolaylaştırılması için düşünülen ancak bir türlü hayata geçirilemeyen minibüs hattının Amasya Valiliği'nde olduğu öğrenildi. Evet, Vezirköprülerin merakla beklediği haberlerden, müjdelerden bir tanesi olan Merzifon Vezirköprü arasındaki hattın açılması noktasında çalışmalar devam ediyor. Umarız en kısa sürede tamamlanır bu çalışmalar. Yine besicilere hibe desteğinin anlatıldığı bir diğer haber var Vezirköprü Vatandaş Gazetesi'nde. Yine 5. sayfada Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı yapıldığı haberiyle Vezirköprü Belediye Meclisi Aralık ayı olan toplantısının içeriğine yer verilmiş. Akaryakıt Bayilerinin ulusal toplantısına katılan Vezirköprü Ticaret Sanayi Odası'nın bir haberi yer alıyor yine 5. sayfada Vatandaş Gazetesi'nde. Yine son dönemlerde artan hırsızlık olaylarına ilişkin bir haber var. Habere konu olan hırsızın yakalandığı haberi yer alıyor. Yine Güldere İmircik Derneği'nden Ersoy'a yapılan ziyaret ve verilen plakete ilişkin bir haber var. Bu hafta Vezirköprü Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında Emre Özsoy engellilerin yaşadıkları sıkıntıları vurgulamış. Herkesin daha duyarlı olması gerektiğini dile getirmiş haberinden, mesajında. Evet, Cömertçe köşesinde İhsan Cömert'in okur görüşleri başlığıyla yine değişik hemşehrilerimizin Vezirköprü gündemine dair değerlendirmelerine yer verilmiş. Bu yazımda okurlarımın görüşlerini ve kısa kısa kendi cevaplarımı not düşmeye çalışacağım başlığıyla, giriş cümlesiyle bu haftaki köşe yazısındaki konuyu dile getirmiş İhsan Cömert. Yine merakla beklediğimiz
şiirleriyle böyle yüreğimizin bam teline dokunan Rasim Genc'in bir şiiri yer alıyor. Yol olur bir gün. Besleyip de büyüttüm yavrular, yuvadan uçarlar, el olur bir gün. Bedenini sarar ince arılar, gözlerinin yaşı sel olur bir gün. Evet, yüreğine sağlık diyoruz aşık Rasim Genc'in de. Son sayfa haberinde olduğu, her hafta olduğu gibi yine spor haberlerine yer verilmiş. Vezirköprü Belediyespor'un mevcut durumuna dair Ahmet Şık'ın haberleri, değerlendirmeleri yer alıyor. Ve yine takımların listeleri yer alıyor. Havza Belediyespor 1. 2. Vezirköprü Belediyespor 19 Mayıs Belediyesi 3. ve liste devam ediyor bu şekilde. İçeride ve dışarıda galibiz başlığıyla spor haberlerine yer verilmiş. Samsun Süper Amatör Ligi'nin 6. haftasında evimizde karşılaştığımız Samsun ilk adım yap pası poru zevkli ve çekişmeli geçen maçta 2-1 yenerek puanımızı 12'ye çıkarıp puan cetvelinde 3. sıraya yerleştik denilmiş. Ve ardından lider Havza rakibi 19 Mayıs'a 4-1 yenilince ikincilik şansını kaçıran Vezirköprü Belediyespor puan kaybetmedi denilmiş. Evet, Vezirköprü Vatandaş Gazetesi'nin 6 Aralık 2014 Cumartesi haberleri bu şekilde. Vezirköprü gündemini merak edenlere, Vezirköprülü hemşehrilerimize bu haberleri de vermiş olalım. Detaylarını arzulayanlar, isteyenler Vezirköprü Vatandaş Gazetesi'nden temin edebilirler. Bizleri her nereden dinliyorsunuz, sevgiler, selamlar olsun. Vezirköprü'nün Tek Radyosu'nda kalmaya, bizimle Vezirköprü gündemini takip etmeye devam edin diyoruz.